Şimdi biz tabii yılın son basın buluşması her ay olduğu gibi yine hem aylık değerlendirmeyi hem bir yandan yıllık değerlendirmeyi yapalım diye düşünüyoruz. Arkadaşlarıma geçtiğim zaman tanıtacağım sizlere. Çünkü ilçe başkanımız, hani ilçe başkanımız, Eğil ilçe başkanımız ve Sur yeni göreve başlayan ilçe başkanı kardeşimiz bizimle. Hani değil, hazır olsun. Hazır ilçe başkanımız, evet. Şimdi Aralık ayı içerisinde tabii en önemli gündem maddemiz bizim halkımızla beraber ekonomik konular oldu. Ekonomi anlamında fiyat artışları, dövizdeki istikrarsızlık, özellikle biliyorsunuz küresel bir pandemi sürecinden hala tüm dünya geçmekteyiz. Bu küresel pandeminin yarattığı en büyük sıkıntı ekonomik anlamda bütün ülkeleri etkiliyor ve bunun da temel kaynağı tedarik zincirlerindeki kopukluklar. Bu tedarik zincirlerindeki kopukluklar hem dünya genelinde emtia fiyatlarının artmasına sebebiyet verdi hem de özellikle gıda konusunda fiyatlarda çok büyük dengesizliklere sebebiyet veriyor. Aynı zamanda özellikle Avrupa'nın yaşamakta olduğu doğalgaz konusunda, elektrik konusundaki etkenler söz konusu. Tabii bunun küresel pandeminin ötesinde uluslararası anlamdaki gelişmelerle de bağlantıları var. Mesela Ukrayna üzerinden şu anda bütün Avrupa ile Rusya'nın karşı karşıya kaldığı bir durum söz konusu. NATO üzerinden NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı Rusya'nın yapmaya çalıştığı hamlelerden kaynaklı olarak da bir küresel gerginlik en azından ayak sesleri olarak karşımıza çıkıyor, çıkacak. Biz tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, AK Parti iktidarı olarak bu küresel pandemi sürecinde ekonomi anlamında yaratılmış olan zorluklarla en az şekilde halkımız etkilenecek şekilde bir yol haritası üzerinden gitmekteyiz ve mümkün mertebe insanlarımızı bu süreçlerde koruma, kollama görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Elbette Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı sadece küresel pandeminin değil, aynı zamanda küresel sermaye baronlarının da, faiz lobilerinin de ülkemize karşı operasyonlarını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Nitekim hep belirttiğimiz gibi bir önceki toplantıda bunu söylemiştik. En nihayetinde Türkiye'de olan şey bir açıda Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanıyor. Çok pervasızca bir muhalefet ve dışarıdaki ülkenin iyiliğini istemeyen, ülkenin selametini istemeyen insanlarla beraber hareket etme cüretini bile gösterebilecek kadar pervasızlaşan bir kısım muhalefetle Türkiye maalesef karşı karşıya ve bunlardan dolayı Türkiye'deki küresel pandeminin yansımaları batıda birken, gelişmiş olan ülkelerde birken, bazen gelişmekte olmayan Türkiye gibi ülkelerde iki olarak karşımıza çıkabiliyor. Fakat belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, liderliğiyle, kararlılığıyla bu süreçleri de atlatıyoruz, atlatacağız inşallah. Türkiye çok daha güzel, daha güneşli günlere geçecek. Özellikle dövizdeki azalış, fiyatlardaki inmeler, halkımızı rahatlatacak seviyelere gelecek. Cumhurbaşkanımızın yeni oluşturmuş olduğu ekonomi modeli üzerinden üretim odaklı ve tamamen istihdama yönelik Türkiye hedefinden hiçbir şekilde şaşmayacağız. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz, devam edeceğiz ve bunun bu ülkede yaşayan bütün insanların partili, partisiz, ayırt edilmeksizin bütün insanlarımızın geleceği için, selameti için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Aralık ayı içerisinde özellikle herkesin gözü kulağı asgari ücretteki artıştaydı ve çok şükür hükümetimiz kimsenin beklemediği derecede çok güzel bir fedakarlık örneği sergileyerek bu fiyatları son 40-50 yılın en büyük zammıyla
taşlandırarak en azından ekonomik darboğazdaki vatandaşlarımıza bir nebze olsun güç, kuvvet ve moral olacak şekilde bir artışa gitti. Bunun tabii yansımaları olacak. Bunun memurlara yansıması olacak. Bunun işçilere yansıması olacak. Bunun emekli aylıklarına yansıması olacak. Bunun engelli maaşı alanlara, okul yardımı alanlara yansıması olacak. Nitekim açıklandı. Öğrenci kredilerine, burslarına bile yansıması oldu. Bu süreci bu şekilde suhuletle atlattık. Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki 5-6 aylık süreç içerisinde Türkiye'deki ekonomik verilerin çok daha olumluya döndüğünü, dünya üzerinde büyüyen, bu yıl içerisinde büyüyebilen 2 ülkeden biri olduğumuz gerçeğini bize sahada ciddi manada olumlu bir şekilde ekonomik anlamda katkı sunacağını biliyoruz. Buna inanıyoruz. Çin'le beraber dünyada büyüyebilen tek ülke 2021 yılı içerisinde Türkiye oldu. Bu bizim üretim noktasında göstermiş olduğumuz gayret, üretim konusunda halkımızı düşünerek yapmış olduğumuz politikaların, çalışmaların eseridir. Bu şekilde devam edecek ve yazla beraber Allah'ın izniyle inşallah halkımızda da bir rahatlama, çok net, olumlu bir şekilde, sokağa yansıyacak şekilde karşımıza çıkacak. Aralık ayı içerisinde bir parti başkanı bizi de kastederek bir demeçte bulundu. Genelde il başkanlıklarına özellikle muhalefet partilerini çok fazla burada gündeme getirmiyoruz. Fakat orada bizi rahatsız eden bir husus oldu. O yüzden özellikle bir beraber bulunma gereği hissediyoruz. İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı bir gazetede vermiş olduğu demeçte valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bütün açılışlara, temel atmalara AK Parti İl Başkanı'nın davet edildiğini ve orada olduğunu belirtti. Şunu belirtmek isteriz ki hem valimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz hem de 17 ilçedeki bütün belediye başkan vekillerimiz ve belediye başkanlarımız bir bütün olarak Diyarbakır'ın gelişmesi için, güzelleşmesi için inanılmaz güzel şeylere imza atıyorlar. Buyurun. İnanılmaz güzel şeylere imza atıyorlar ve bu gayretlerinden dolayı, bu yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Parti olarak, Diyarbakırlılar olarak teşekkür ediyoruz. Gerçekten Diyarbakır bir bütün olarak bir şantiye dönmüş durumda. Her yerde, hemen hemen her ay açılışlar, temel atmalar yapılıyor. Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, atölyeler il merkezimizde, ilçelerimizde artarak devam ediyor. Fakat belirtmek istediğiniz gibi bütün bu değişimin, bütün bu dönüşümün, yapılan bütün bu çalışmaların birinci ve öncelikli mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'dır. Ve bütün bu çalışmaların altında asıl imzası olan AK Parti iktidarlarımızdır. Bakanlarımızdır, milletvekillerimizdir, teşkilatlarımızdır. Dolayısıyla Diyarbakır'da yapılan bütün parkların, yolların, organize sanayi bölgelerinin, atölyelerin, köprü yolu, köprülerin, kavşakların ilk sahibi olan AK Parti hükümeti ve biz de bu partinin Diyarbakır'daki temsilcisi olduğumuzdan dolayı bu eserler bizim eserlerimizdir. Bizim gittiğimiz açılışlarda, bizim gittiğimiz temel atmalarda biz misafir olarak değil, ev sahibi olarak buradayız. Bu gerçeği hem bu konuda eleştiren İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı'na hem de bu gerçeğin farkında olmayan insanlara hatırlatmak isteriz. Bu eserlerin altında imzası olan sahada belediye başkan vekillerimiz olabilir. Fakat sonuçta Cumhurbaşkanımızın iradesiyle AK Parti iktidarımızın hamleleriyle, gayretiyle, çabasıyla yapılmaktadır. Ve biz o programlarda misafir değiliz. Kendi yapmış olduğumuz eserlerin açılışında, temel atmasında bulunuyoruz ve orada biz ev sahibiyiz, misafir falan değiliz. 2022 yılını kısaca teşkilatlar olarak değerlendirerek yerime geçeceğim. Varsa sorularınızı alacağız. 2022 yılı için, 2021 yılı içerisinde Şubat ayında görevi devraldıktan sonra birçok, hemen hemen bütün ilçe başkanlarımız benden bir süre önce
göreve başlamışlardı. Bizler teşkilatlar olarak 2021 yılı içerisinde gerçekten bizler de bu konuda mütevazi değiliz. Gerçekten çok güzel şeyler imzaladık. Ve ilçe ilçe programlarıyla Diyarbakır'ın 17 ilçesinde bütün teşkilatlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz bir bütün halinde bütün sahada yer aldık. Diyarbakır'ın 1047 mahallesinin en son sanırsam 585'e ulaşmıştı. 1047 mahallenin 585 tanesinde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak, ilçe başkanlıkları olarak biz programlar gerçekleştirdik. Ve 2022 yılı içinde planlarımızı, programlarımızı hazırladık. Hemen Ocak ayıyla beraber çok daha spesifik, çok daha sahada insanlarımıza yönelik, insanlarımızın gönül dünyasına yönelik çalışmalarımızla devam edeceğiz. 2021 yılını verimli geçirdik. Sandık kurullarımızı oluşturduk. Mahalle teşkilatlarımızı, mahalle örgütlenmelerimizi revize ettik. Birçok mahallede mahalle temsilcilerimizi revize ettik. Sandığa yönelik, seçim gününe yönelik, seçimde görev alacak olan partili arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin eğitimine 1 Haziran itibariyle başladık. Birçok ilçede bunu gerçekleştirdik. Diğer ilçelerimizde Ocak'ta, Şubat'ta beraber devam edeceğiz buna. Ve bu şekilde tarihin en önemli seçimi olarak gördüğümüz, Diyarbakır için, Türkiye için olmak ya da olmamak seçimi olarak gördüğümüz 18 Haziran 2023 seçimlerine bütün teşkilat, bütün ilçe başkanlarımız, bütün belediye meclis üyelerimiz, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bir bütün omuz omuza hazırlanmaya devam edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle inşallah AK Parti'nin 20 yıldır devam eden çok güzel, çok tarihi, çok devrimsel içerikler barındıran 20 yıllık birinci iktidar dönemini, ikinci 20 yıllık iktidarla süsleyecek olan kadrolarımızın ışığını, startını Diyarbakır'dan Diyarbakır'ı kazanarak vereceğiz. Teşekkür ediyorum katılımınız için, geldiğiniz için. Biraz sizi beklettik, sabrınız için. Yerime geçeceğim, ilçe başkanlarımı tekrar tanıtacağım. Varsa sizin görüşleriniz, fikirleriniz, eleştirilerimiz, sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Gelecek aylık çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çünkü ilçe başkanımız Zübeyir Arslanca, Zübeyir abimiz bugün bizimle beraber. Eğil ilçe başkanımız Zeki Uçar bizimle beraber. Son ilçemize bu ay ataması yapılan ve göreve başlayan Davut Yıldız kardeşimiz bizimle beraber. Ve Fazro ilçe başkanımız Cemal Mehmetoğlu bugün bizimle beraber. Gerek ilçelerimizle ilgili, gerek teşkilatlarımızla ilgili, Diyarbakır'la ilgili bizler görüşlerimizi anlattık. Başta sizlerin dediğimiz gibi sorularınız, görüşleriniz diğer magazinin kesin olacak zaten. Meydanda bugün sizdedir, buyurun. Yerelde malum ulusal sorunlar gündemi iyice doldurduğundan, ekonomik sorunlar özellikle doldurduğundan ve tabii ki özellikle bunların çözüm merceğisi değilsiniz ama özellikle fiyat atışları vesaire çözüm merceğisi değilsiniz ama denetim mekanizmalarını tetikleyecek bir noktada olduğunuzu kabul etmek lazım. Bu anlamda yerel yönetimleri, özellikle belediyelerde, vekaleten yürütülen belediyelerde sizden bu anlamda fiyat denetimleri üzerine beklentimizi halk adına ifade etmiş olalım. Çünkü biz de halkız, market raflarına bakarken kalsın deyip yeri gelip vatandaş eli boş çıkar hale geldiği bir dönem. Bu anlamda ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz diye spontane sormuş olayım. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bunu özellikle valimizle sık sık görüşüyoruz. Yani denetim noktasında biraz daha garanti olmamız gerektiği noktasında biraz daha belediye imkanlarının bu minvalde kullanılması gerektiği noktasında fikirlerimizi, görüşlerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz hafta sonu Cumhurbaşkanımız Gaziantep'teydi. Biz de Sunu ablayla beraber orada programa eşlik ettik. Kendi bölgemiz Güneydoğu olması hasebiyle il başkanları olarak oradaydı. Orada da hem bakanlarımızla hem genel merkezdeki üstlerimizle
bu konulara oturup istişare etme imkanımız da oldu. Değerlendirme imkanımız da oldu. Dediğiniz gibi yani biz doğrudan sorunu çözebilecek kişiler olmasak da gerek yerlerdeki idarecilere gerek bakanlıklara bu konuda sahanın beklentisini, insanlarımızın beklentisini ve bu konudaki mağduriyetleri iletmekle ve takip etmekle de mükellefiz. Kendi kendimize de yapıyoruz bazen. Bu sabah mesela gittim şok mağazasına, maskemi taktım. 3 gün önce de yaptım. Ara ara yapıyorum. Gidiyorum böyle marketlere. Bazen tabiri caizse tebdili mekan diyeyim, kodla falan. Maskeyi takıyorum, bakıyorum, dolanıyorum. Ciddi manada halka karşı bir haksızlık söz konusu. Yani bunu şey yapamayız, bunu göz ardı edemeyiz, bunu görmezden gelemeyiz. Yumurtanın fiyatını 34 liraya indirmişler mesela. 44'e çıkmıştı, 34'e indirmişler. Perşembe günü biz Kayakmalar İlçe İlçe programı kapsamında huzur evlerindeydim. Benim bulunduğum lokasyon huzur evleriydi. Huzur evlerindeki marketlerde, bakkallarda yumurtanın fiyatı 30 liraya kadar inmişti kimi yani. Yani hala aslında bu sabah da görmüş oldum. Özellikle 5 tane büyük market, BİM, A101, Şok, Carrefour, Migros, bunlara bir nebze metroyu da indirebiliriz belki. Bu büyük marketlerin, maalesef market zincirlerinin fiyatların inmesi noktasında çok da hevesli olmadıkları, çok isteksiz davrandıkları, çok yavaş davrandıkları bir gerçek. Hatta bu konuda en son Bursa'da bu marketlerin için yapılan bir denetim sonucunda cezalar da verildi. Fakat bu bir süreç. Yani yumurta 44'e kadar çıkmıştı. Şimdi 30-34'lere falan indi. Ben inanıyorum. Fiyat istikrarı özellikle dövizde altında oturduktan sonra haliyle hem gıda anlamında fiyatlar inmeye başlayacak hem akaryakıt konusunda inmeye başlayacak hem de bütün emtialarda bu inişi göreceğiz. Bu bir süreç. Bugünlere biz bir ayda gelmedik. Yaklaşık 2-3 aylık bir sürecin sonucunda fiyatlar geçen pazartesi Cumhurbaşkanımızın keskin hamlesine kadar yükselerek gelmişti. 2-3 ayda bu hale gelmiş olan piyasanın bugün bir haftası bitiyor. Pazartesi bu keskin hamlenin bugün 1. haftası. Bir hafta içerisinde beklediğimiz gibi, istediğimiz gibi bir sonuca ulaşmasını beklemek piyasa realitesi anlamında da çok gerçekçi olmaz. Fakat önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu bahsettiğim konuların bir bütün halinde, ülke genelinde artık inmeye başladığını, fiyatların artık stabil hale geldiğini ve bir denge üzerine oturduğunu görmemiz gerekiyor. Marketlerin yaptığı fırsatçılık, market zincirlerinin yaptığı şey tamamen bu ülkede bazı ürünlerde, özellikle temel tüketim maddeleri noktasında ülke genelinde bir çekim merkezi haline gelip buraların bütün üretimlerini kendi ellerinde tekel olarak bulundurup fiyatı kendileri belirleyip kendileri üzerinden götürmedir. Orada da ilginç bir şey. Yani ekonomik menfaat anlamında bir ortaklaşma söz konusu bu marketler. Fikirsel anlamda kurucuları, sahipleri, yöneticileri farklı insanlar olmalarına rağmen, hayata çok farklı bakıyor olmalarına rağmen her ne hikmetse ekonomik kazanç ve sömürü sistemi üzerinden bir ortaklaşmalarını maalesef müşahede ediyoruz bizler de. Bu konuda hükümetimiz gerekli olan bütün çalışmayı gayreti gösteriyor. Biliyorsunuz geçen ay çok yüksek oranlarda cezalarla başlamıştı. Şu anda denetimler hem ülke genelinde hem Diyarbakır'ımızda da artıyor, artmaya devam edecek. Bir şekilde bu düzen oturacak, bu sistem oturacak. Biz bu 3 aylık süre içerisinde ortaya çıkmış olan ekonomik anlamdaki sorunun, sıkıntının belini kırdık, ona inanıyoruz. Ama bunun kafasının da kopartılması
benzetilmesi gerekiyor. Çünkü halkımız böyle olağanüstü küresel anlamda süreçlerden geçtiğimiz dönemlerde kendi içimizden olan sureti haktan görünen bu tür fırsatçılara kurban edilmemeli, bu tür fırsatçılara eyvallah edilmemeli, denetim noktasında, cezalandırma noktasında, yaptırım noktasında gerekli olan bütün adımlar atılmaktadır, atılmaya devam edecektir. Sayın Başkan, aynı paralelde ekmek biliyorsunuz en temel, yani şimdilerde en temel oldu iyice. Evet. Ve hatta ilginç bir şey, geçen bir fırına görüştüğümde bu artışlar arasında ekmek satışlarının düşmesi gibi bir sonuç beklediğimi ifade ettim ama tam aksine ekmek satışlarının arttığı yönünde bir cümle kullandı. Çünkü millet ekmekle doyar hale geldi gibi bir cümle. Ekmek zammına, Diyarbakır üzerinde ekmeğe yapılan zamma ilişkin Vali Yardımcımız Sayın Ömer Coşkun'un itirazı söz söyledi. Geçen de haberler arasında bir ufak yansıdı. Ticaret Odası ve DESOB'un itirazıyla zammın geri çekilmemesi yönünde bir karar alındığı ifade edildi. Bu anlamda birebir esnaflarla muhatap olup onları zamları geri çekmeye ikna ya da yasal prosedürleri uygulamak bir yana, özellikle bu anlamda şehrin dinamiklerinden işte Ticaret Odası ve Esnaf Odası'nın yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yönde bir açıklamanız, bir şeyiniz olacak. Bu meslek örgütleri de kendi bünyesindeki insanların artan döviz fiyatları karşısında, artan fiyat girdileri noktasında, artan istihdam noktasındaki artışlardan kaynaklı olarak korumaya yönelik olarak beklentiler içerisindedirler. Bunu da çok doğal karşılıyoruz. Bu meslek örgütünün kendi bünyesindeki bir fırıncılar teşkilatlanmasının kendi bünyesindeki fırıncıları korumaya, kollamaya, enflasyona karşı, artan hayat pahalılığına karşı korumaya yönelik adımlar atmasını veya bu yönde beklenti içerisinde olmasını biz insanlığa doğru karşılıyoruz. Fakat öyle süreçlerden geçiyoruz ki bugün halkımızın özellikle dar gelirli kesimin en fazla nasıl daha rahat bir şekilde bu süreçlerden geçebileceği noktasında gerekli olan fedakarlığı da özellikle bu tür meslek örgütlerinden bekliyoruz biz. Bu konuda bu akşam STK ve kanaat önderlerimizle beraber Diyarbakır'da ikincisini yapacağımız bir buluşmamız gerçekleşecek. Orada da bu konuları dile getireceğiz. Orada da bu esnaf örgütlerinin temsilcileri olacak. Bu konularda onlarla bu akşam yapacağımız programda istişarelerde bulunacağız, fikirlerimizi paylaşacağız karşılıklı. Geçen hafta İntihar Müdürü'yle bu konuda bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle ekmeğin doğrudan temel maddesi olan unun gelecekteki fiyat ve fiyatlanması noktasında veya üretimi noktasında Diyarbakır'da ne yapılıyor, ne ediliyor veya Türkiye genelinde Tarım Bakanlığı'nın, Tarım Müdürlüklerinin bu konudaki çalışmaları nelerdir şeklinde bir görüşme gerçekleştirdik. Orada şunu gördük, özellikle 2022 yılı içerisinde ülkemizde üretilen unun çok daha az bir şekilde ihraç edilmesi noktasında bir hazırlık söz konusu. Biliyorsunuz geçmişte bizim domateslerimiz Rusya pazarına giderken burada biz domatesi 20-25 liralara bazen çıkan fiyatlarla almak zorunda kalıyorduk. Rusya'dan ihracat kesildiği zaman içerideki domatesimiz 1-2'ye kadar düşüyor. Bunda da özellikle Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu hazırlığı biz çok olumlu bulduk. İhracat noktasında, biraz daha ürünü içeride tutma noktasında bu politika eğer sürdürülebilirse umduğu sayesinde biz ekmek fiyatlarının da stabil bir hale geleceğini, çok fazla bir artışa sebebiyet vermez ama fırıncıları da, oradaki insanlarımızı da, üreticilerimizi de hakkını, hukukunu, emeğini koruyacak şekilde bir ortak dengede buluşulabileceğine inanıyoruz. Efendim son olarak geçen ayki basın toplantısında gündeme getirdiğimiz özellikle Bağlar Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili 2 senede 20 yılda yapılamayanı yaptı diye bir açıklamanız oldu. Evet. Akabinde
yine CHP Bağlar İlçe Başkanı'nın bizim haberimizi referans göstererek Bağlar ilçesinin mahalleleri, mahalle statüsündeki köyleri, yani 25 kilometre kadar biliyorsunuz, mahalle statüsünde orada açıktan akan kanalizasyonlardan tutun altyapının yetersizliğine dair gündeme taşıdılar. Bu anlamda Bağlar Belediyesi'nin çalışmalarını yine aynı şekilde değerlendiriyor musunuz? Elbette. Yani halen bu asırda açıktan akan kanalizasyonların olmasını aynı şekilde mi? Özellikle bu anlamda vurgulamak. Diyarbakır 40 yıl boyunca bir boşluk yaşadı. 40 yıl boyunca terör yüzünden bu topraklarda yapılması gereken hizmetler ya eksik yapıldı ya yetersiz yapıldı. 40 yıl boyunca burada yapılması gereken ekonomik hamleler, kültürel hamleler, sportif hamleler, altyapılar, üst yapılar maalesef yeterli derecede yapılamadı. Bunun bir saç ayağı terördü, ikinci saç ayağı HDP belediyeleriydi. HDP belediyelerinin hiçbir zaman bu topraklarda insanlarımızın selametine, insanlarımızın iyiliğine, yaşamsal anlamdaki durumlarının kalitesinin artması noktasında bir çalışması gerçekleşmedi. Öyle bir dertleri, sıkıntıları da olmadı. AK Partili belediyeler ve belediye başkan ekiplerimiz ile birlikte Diyarbakır'da bir bütün yıllardır, yaklaşık 3-4 yıldır çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Şehrin her tarafı bir sanayileşme, bir değişim, bir dönüşüm yaşıyor. Bir şantiyeye dönmüş durumda. Hemen hemen her ay birkaç tane ilçemizde ya açılışa gidiyoruz, ya temel atmaya gidiyoruz, ya bir projenin müjdesini veriyoruz. Hemen hemen her ilçede bu 2021 yılı içerisinde çok güzel şeyler yapıldı. Sadece bu yıl gördüğümüz şey, Diyarbakır'ın aslında ne kadar sahipsiz bırakıldığı, bahsettiğim dönemde ne kadar umursanmadığını, ne kadar yalnızlaştırıldığını, insanlarımıza ne kadar kötü manada bir kıymet verildiğini gösteriyor bize. Biz gittiğimiz her mahallede bunu görüyoruz. Biz gittiğimiz Diyarbakır'ın her köşesinde bunu görüyoruz. Buna bağların bahsettiğimiz kırsalları da dahildir. Biz gittik Karacan köylerine, yazık. Gerçekten yazık. Bu kadar yıl, bu kadar merkeze yakın yerlerde maalesef herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde hizmet gitmemiş ve halk o kadar artık hizmet noktasında beklentiden uzaklaşmış ki orada yaşayan insanlarımızın dahi böyle bir hizmet beklentisi AK Parti iktidarları bu işe el koyana kadar gerçekleşmemiş. İnsanların kafasında şu an böyle gelmiş, böyle gidecek. Biz ne yaptık? Böyle gelmiş, böyle gitmeyecek. Evet, Bağlar'ın 400 bin nüfuslu Bağlar'ın her sokağında, her mahallesinde, her köyünde istediklerimiz henüz gerçekleşmiş değil. Bunun zaten bir yılda, üç yılda gerçekleşebilmesini beklemek de birazcık haksızlık olur. Bir belediyecilik en neticede sonucunu, meyvesini 5 yılda hatta belki 10 yılda verebilir. Hafta sonu Gaziantep'teydik. Gaziantep Belediyesi, Türkiye'deki örnek belediyelerden biri. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek Merkez Şehit Kamil Belediyesi. Türkiye'de örnek gösterilen ve taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği belediyelerdir. Ve yıllardır çok büyük çalışmalar, çok büyük bir emek sarf ediliyor. İnanılmaz güzel şeylere imza atılıyor. Aklımdur. Harika işler. Ve bunları 5 yılda, 6 yılda, 7 yılda başaramamıştır. Siz Bağlar gibi 400 bin nüfuslu birçok ilden büyük olan bir ilçede 2-2,5 yıllık süreç içerisinde 40 yıl boyunca bırakılmış o yapılmamış şeylerin, umursanmamış şeylerin bir seferde komple bir bütün olarak değişmesini, dönüşmesini, güzelleşmesini bekliyorsanız Bağlar Belediyesi'nde bir haksızlık olarak başta. Böyle bir dünya yok çünkü böyle bir belediyecilik yok. Bağlar'daki bütün sorunlar, bütün sıkıntılar, bütün eksiklikler bizim eksikliğimizdir. Biz bunlarla uğraşmaya, bunları çözmeye, bunun üstesinden gelmeye
kararlıyız, muktediriz o konuda. Bu yapılacak. Biz gidiyoruz diğer ilçelerimize. Sadece Bağlar'a örnek vermeyelim. Hazro'ya gittiğimiz zaman da Hazro'nun bazı köylerinde hala insanlık anlamında bizi rahatsız eden eksikliklerle karşılaşıyoruz. Bu Eylül'e gittiğimizde de böyle. Çünkü'ye gittik, o da öyleydi. Bu böyle. Sur'un Sur merkez ilçe, merkez Sur ilçesine bağlı olup bazı mahallelerimiz var, onlarda doğal gaz yok. Biz geçen ay biliyorsunuz bu doğal gaz meselesi üzerinde Cumhurbaşkanımızla görüşmüştük, taşra ilçelerimizde bir baktık aman Allah, Sur'un kendi bazı mahallelerinde de doğal gaz yok. Ve bunlar ancak emekle, çabayla, mücadeleyle, zamanla ve birazcık da sabırla çözülebilecek bir bütün sorunlardır. Yani biz merkeze doğalgaz getirmişiz. Bunu mesela şey yaparken, araştırırken bu doğalgaz meselesini Bismillah kendi ilçemde de gördüm. Yani Bismillah doğalgaz var. Orada oturdum. Oraya gidip geliyorum. Bismillah'ın kenar mahallesinde doğalgaz yok. Bismillah'ın yolları şu anda yapılıyor. Yoksa Londra asfaltı olacak. Nerede inşallah. Ve yani yok, eksik. Şimdi şeye baktığımızda, masadaki realiteye baktığımızda biz işte Sur'da doğal gazımız var. Bismillah doğal gazımız var. Var, kağıt üzerinde var. Ama Sur'un, Bismillah'ın doğal gaz görmemiş olan yakın mahalleleri var. Şimdi bunun üzerinden örneklendirirsek o zaman biz Bismillah'a hiçbir şey yapmamış olur. Bu da haksızlık olur o zaman. Bismillah'ın bir de 100 bin nüfusun 75 bini şu anda doğal gazdan faydalanıyor. Evet, 25 bin faydalanmayan insan varsa bu bizim eksikliğimiz. Bağların hala kanalizasyon sorunu yaşayan köyü varsa bu bizim eksikliğimiz. Bunları takip ediyoruz, bunları çözeceğiz. Bağlar Belediye'miz bunları çok güzel, âlâ bir şekilde çözecek donanıma, potansiyele sahip. Bizler de o iradede ve kararlılıktayız. Ama bunun üzerinden biz eğer Bağlar Belediyesi yetersizdir dersek, o zaman yaptığı bu kadar hizmeti, göstermiş olduğu bu kadar çabayı, bu kadar yapılmış olan yolu, diğer kanalizasyon sorunlarının çözümünü de o zaman görmezden geldiğimiz zaman haksızlık etmiş oluruz. Bahsettiğiniz konu belki Bağlar Belediyesi'nin değil, DİSKİ'nin sorumluluk alanında bir şey de olabilir. Şu o gerçekler var. Ha, Bağlar'ın da sorunu olsa, yapmadığı bir şeyse, yetkisindeyse, DİSKİ'nin deyse, en nihayetinde il başkanlığı olarak bizim sorunumuz, bizim eksikliğimiz. Biz o olmamı gösteriyoruz. Sahada, nasıl ki az önce ben dedim, il başkanı olarak bu şehirde yapılmış olan bütün eserler sahibi bensem, şehir hastanesinin de sahibi benim, yapılacak olan raylı sistemin de benim, Eylül'de yapılan stadyumun da sahibi benim, ben derken teşkilatımı kastediyorum, biziz. İlçe başkanlarımdır, yönetimimdir, belediye meclis üyelerimdir, sahibi biziz. Eylül'deki stadyumun da sahibi biziz. Bismillah'a açılan fabrikanın da sahibi biziz. Yapılan bütün parkların da sahibi biziz. Biz yaptık. Millet bahçesini biz yaptık. Kent meydanını biz yaptık. Evet, orada görev başında olan bir bürokratımız var, bir valimiz var, bir belediye başkan vekilimiz var. Ama biziz iktidar olarak, AK Parti olarak bizleriz bu işi yapan. Nasıl ki olumlu şeyi sahipleniyorsak, olumsuz şeyin de sahibi yine biziz. Biz bunu başkasına yığmayız. En neticede o sorunun sıkıntıyı düzeltmesi gereken de, onunla savaşması gereken de, onunla mücadele etmesi gereken de en başta bizleriz. Buna da hazırız. Yaptığımız iyi şeyin de sahibiyiz, eksiğimizin de farkındayız, sahibiz ve uğraşırız. Ve biz bunları çözeriz. Ama bütün bunlar bir yana. Biz bu şehrin insanlarıyız, bu şehirde yaşadık, başka bir yerden gelmedik hepimiz. Biz Bağlar'ın önceki halini de biliyoruz. Biz Bağlar'ın daha önceki dönemlerini de biliyoruz. 2014 yılında Bağlar Belediyesi kentsel dönüşüm noktasında bir görüşme gerçekleştirdi. BDP'nin
milletvekili bugün partide değil ayrılmış, ismini söylemeyeceğim. Orada şey yapıyor, diyor ki biz bu kentsel dönüşümü yapalım. Gerçekleştirelim, bağlar bu kadar sıkışmış insanlar. Yani araç geçemeyen yerler var. Öyle soğuklara gitti ki Kaynartepe'de biz başlattığımız kentsel dönüşümde bildiğimiz gördüğümüz yerler. Ya araca girme ihtimali yok. Allah korusun o sokakların içerisinde bir yangın olsa, biri kalp krizi geçirse, birine bir şey olsa hiç kimsenin oraya yetişme şansı yok. Araç giremez. Bir itfaiye aracı giremez yangın sonra. Bir ambulans giremez hastayı almaya. Bir polis ekibi giremez oradaki bir olayı bastırmaya. Bizim insanlarımız bunu biliyor. Ve orada eski milletvekili BDP'li diyor ki biz bunu yapalım. Teklifte bulunuyor. O dönemin o partinin belediye başkanı o mecliste bir cümle kullandı. Diyor ki biz bunu yapamayız. Biz bunu yapamayız. Bu o zaman HDP'ye yeni geçmiş, BDP'ye yeni geçmiş. Çok fazla o zihniyeti belki görmemiş olan o dönem için. Milletvekili de sapsap soruyor, niye yapamıyorlar? Görüşelim, destek isteyelim. Gerekirse hükümetle görüşelim. Yani mesele maddi yazsak bunun peşinde koşalım. Bununla uğraşalım. Hayır diyor, bundan dolayı değil. Biz burada kentsel dönüşüm yaparsak, yarın sokaklarda yürüyebileceğimiz gençlerimiz olmaz. Bu cümleyi kullanıyor. 2014. O günlerden bugüne geldik. Birçok şeyi gerçekleştirdik. Bağlar'da gerçekleştirdik, Sur'da gerçekleştiriyoruz, Karapınar'da, Yenişehir'de, bir bütün 17 ilçede. Yani Bağlar'da bir tane köyde kanalizasyon sorunu var diye eğer biz kalan bağların bu kadar değişim dönüşümünü görmezden gelirsek bence insani anlamda da biraz haksızlık etmiş oluruz. Eleştirelim. Evet, eksiği vardır. Herkesin, hepimizin. Biz her şeyi mükemmel yapmıyoruz. Başta başlar. Hiçbir şey mükemmel olmayabilir. Eksiğimiz vardır. Ama bu memleketin sorun ve sıkıntısıyla dertlenmek, bunlarla mücadele etmek, bunları çözme noktasında irade ortaya koymak bizim boynumuza borçtur. Başkan, sizleriniz diğer masaya sanıyorsunlar, her şeyin sahibi hükümet olarak. Biziz. Hepsi olarak değişiz. Aynen öyle. Diğer bakta yapılan güzel şeyler, hani son yıllarda kayıp atan, kayıp atan sonra güzel çalışmaları takdir etmekle beraber yapılan bir ıslahlar da var. Örneğin bu kaldırım çalışmaları olsun, diğer bakta yapılan ihaleleri şehir dışındaki firmalara Antalya'ya, Rize'ye, Kocaeli'ye, Sakarya'ya, Bingöl'e ve oralara birçok ihale verdi Diyarbakır'da. Bu konuda da hani bu işin devletlerinde kuracak mısınız? Bu israfların önüne geçme anlamında üzerinize düşeni yapacak mısınız? Bir de sanırım 17 ilçe ilçe programı, 2023 programı bitti değil mi tüm ilçe? Son bu hafta çarşamba günü Çelmik'le beraber bitiyor. O zaman değerlendirme için bir yapmayacağım. Yok bitti yani. Yani gündem olmayacak. İlçelere gittiniz ya. Bu ilçelerde hani vatandaşın size tepkisi oldu mu olmadı mı? Hani hiç oldu mu? Onda da görüşümü de alalım. Şimdi bu ihale meselesi. Yani sadece hani yapılan ihale, hani sonuçta yapılan güzel çalışmaların şey sahibi sizseniz takdir ediyoruz güzel çalışmaları. Ama yapılan, ortada yapılan israflar da var. Örneğin tertemiz kaldırımlar sökülüp yeniden yerde yenilerinin yapılması vesaire. Kaldırımlar sadece örnektir. Şimdi yapılan bir sürü şey var bunda. Nasıl ki biz bütün bu güzel şeylere sahibiysek, evet, yapılan eksikliklerin, yanlışlıkların da faturası en nihayetinde vatandaş tarafından seçimde bizlere fatura edilir. Bu işin doğası bu şekildedir. Dolayısıyla bu eksiklikler var ise giderilmesi noktasında biz geldiğimiz günden beri büyük bir gayret içerisindeyiz. İhaleler noktasında şunu söyleyeyim. Biz mesela özellikle takip ediyoruz. Başka mesela Büyükşehir. Hiçbir şekilde Büyükşehir'in teklif usulü yaptığı bir ihale yok. Bütün ihaleler
açık ilan şeklinde bütün Türkiye'ye yönelik olarak yapılıyor ve Türkiye'deki bütün firmalar bu ihalelere teklifte bulunabiliyorlar. Nasıl ki Diyarbakırlı firma... Ama her firma Antalya, yani daha doğrusu birçoğunun %50'den fazlası... Yok, öyle bir istatistik yok. Öyle bir istatistik yok. Şöyle söyleyeyim. Bursa'da alanda var. İzmir'den gelip burada iş yapan firmalarımız da var. Nasıl ki Diyarbakır'daki benim hemşerim bugün Zonguldak Belediyesi'nde iş aldıysa bu sene, İzmir Belediyesi'nde iş yapıyorsa, ben Diyarbakır'da hemşerim Konya'da Seydişehir'de iş yapıyor şu anda. Hatta bir sorun yaşamışlardı. Genel anlamda bir sorun. Bana ulaştılar. Ben oradaki Konya İl Başkanı'yla görüşüp sorunun çözüm noktasında destekte bulundum kendilerine. Oradan biliyorum. Nasıl ki benim Diyarbakır'da hemşerim bugün Konya'nın Seydişehir'inde iş yapabiliyorsun. İzmir'in Tiresi'nde benim Diyarbakır'la hemşerim gidip ihaleye girip ihaleyi alıp iş yapıyorsan, elbette ki Türkiye'deki bütün illerden insanların da Diyarbakır gibi gelişen, gelişmekte olan ve çok büyük yatırımların, çok büyük işlerin yapılmakta olduğu bir sanayileşmeye çalışılan bir şehirde gelip ihaleye girmesi, bu ihaleleri alması gayet normal, tabii doğal bir şey. Ben bunu çok doğal karşılıyorum. Çünkü eğer bunu garipsersen, o zaman Zonguldak'ta iş yapan Diyarbakırlı kardeşimin de orada o sorunu yaşaması lazım. Mesela ben şöyle bir mesela, Zonguldak'ta mesela şu gündeme gelir mi ya, Diyarbakırlı gidip de Zonguldak'ta ne işi var, ihale alıyor. Zannetmiyorum ya. Bu ticaretin artık zaten sınırların kalkmasından dolayı, yani bırakın ilerler arasındaki sınırlar kalkması, ülkeler arasında sınırlar artık kalkmış durumda neredeyse. Ticari anlamda, iş yapabilme anlamında, Türkiye olarak biz dünyada kaç tane ülkede şu anda özellikle başta inşaat noktasında işler yapıyoruz, bir şeyler çeviriyoruz. Kazakistan'da işler yapıyoruz, Kuzey Afrika'da yapıyoruz, Güney Afrika'da yapıyoruz, Orta Doğu'da yapıyoruz. Bunlar güzel gelişmeler. Dolayısıyla hani şey anlamında ticari anlamda bu tür geçişkenliklerin artık çok doğal ve normal karşılanması gerektiği bir süreçte. Ha, bir kaldırım kötü yapılıyorsa yapılmaması lazım. Biz takipçisi oluruz. Mesela ağaçlar geçen rahatsız etti bizi, tutmadı mesela. Bir projeyi tutsaydı belki güzel, tutmadı. Bazen bu tür eksik değerlendirme neticesinde olumsuzluk ortaya çıkaracak şeyler de çıkacaktır. Belediyeciliğin doğasında var mı yani? Ama en nihayetinde bizi ilgilendiren şey şu temel çerçeve. Diyarbakır için doğru şeyler yapılmaya çalışılıyor mu, çalışılmıyor mu? Yani bir ihale yapılıyor. Resmi, kamu ihale kanununa uygun bir şekilde, kurulun denetiminde. Ve hemen hemen bütün ihaleler Diyarbakır'da çok önemli kırımlarla gerçekleşti. Bunu da biliyoruz. Hal böyleyken Alabat'tan, Kocaeli'den mi geldi, Zonguldak'tan mı geldi? İşin orasında değil de yaptığı şeyi doğru bir şekilde yaptı mı, kaliteli bir şekilde yaptı mı, ya bakıra bir zenginlik ve değer olarak bir katkıda bulundu mu? Bence onu biraz değerlendirmek lazım. O kısımdaki eksiklikler varsa da bunlar düzeltilir, daha dikkatli davranılır. Biz bu konularda takipçisiyiz. Çünkü olumsuz şeylerin de faturasını ödeyecek olan biziz. Nasıl ki güzel şeylerin sahibi biziz diyebiliyorsam, olumsuz şeylerin de faturasının vatandaş tarafından seçim günü bize geleceğini biliyoruz. Ben bir toplantıda söylemiştim. Vatandaş gittiği her yerde, karşılaştığı her sorunla muhatap olarak iktidarı alır. Olumsuz anlamda da alır, olumlu anlamda da alır. Bir vatandaş bir nüfus idaresine gidiyorsa, orada nüfus memuruyla onu bekletiyorsa, o vatandaş yanına o nüfus müdürünü not etmez. AK Parti eder. Bir kaymakam yanlış bir şey yaptığı zaman kaymakamı muhatap almaz. Beni muhataptır. Belediyenin faturasını kaymakama kesmez, gelir bana kesir. Bu iş böyledir. O yüzden biz eksiğin de, yanlışın da, doğrunun da sahibiyiz ve takipçisiyiz. Kaldırmanı takmışız. Dün Bismil'de, Yeni yapılmış kaldırım. Yeni yapılmış. Sohbet ediyoruz. Yeni yapılmış kaldırım, Adliye'nin köşesinde.
çok sıkıntı da çekti o bölge. Baktım böyle 2-3 tane kaldırım taşı şey olmuş başkanım. Sen de belediyeciden geliyorsun. Devrilmiş, yeni yapılmış. Yani sahada gördüğümüz veya bize yansıtılan halktan gelen bütün bu tür şeyleri de takip ediyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz. Geçen KOP'ta bir okul yapılmış. Okul bitmiş. Eylül ayında apar topar bitirilmiş. Hemen işte öğrencilerin hizmetine sunulmuş. Çünkü sahadan geldi. Okul bitmiş. Çocuklarımız orada ama okulun her tarafı dökülüyor. İşte kapısı tutmamış, boyası bilmem ne olmuş, çatısı bir yerin bir çatısı damlıyor falan. Hemen müdahale ettik, takip ettik. Kaymakam Bey'in de bilgisi varmış, onları da takip edermiş. İlçe başkanımıza haberdar ettik. Okulda hemen inceleme yaptılar, fotoğrafladılar. Network'ümüzde almışız yanımızdan. Görüşmelerimizi yaptık. Firmanın içeride hak edişi varmış. Hemen ama el konuldu, durduruldu. Firmaya şu anda bütün tadilat doğru bir şekilde yaptırılıyor. Yani biz sahada bize yansıyan, bize gelmiş olan bu ve benzeri her konuyla elimizden geldiği kadar tüm teşkilat, tüm ilçe başkanlarımızla beraber müdahale olmaya çalışıyoruz. Bunu yapıyoruz. İlçe ilçeyi söyleyeyim, bitirelim. İyi oldu. Yani bizim bir tane mottomuz var. Biz diyoruz ki hükümetimiz hizmet siyasetini çok güzel yapıyor. Bize de düşen bu hizmet siyasetini, gönül siyasetini taşlandırmak. Teşkilatlar olarak bizim misyonumuz bu. Hem yapılan hizmetin takipçisi olacağız, hem de bunu gönül siyasetiyle taşlandıracağız. Ve bu anlamda ilçe ilçe programlarımızdan çok güzel bir verim aldığımızı, sahada çok güzel bir dönüş aldığımızı düşünüyorum. Sanırım bu bütün Diyarbakır'a da dikkatini çeken bir program oldu. Hatta genel merkezimizde bütün illerimize örnek olarak gösterilen bir program oldu. Hem teşkilatın birliği bütünlüğü anlamında, hem bütün ilçe başkanlarımızın Diyarbakır'ın her ilçesinde sahada yer alması şekliyle gelecekteki siyaset yolculuklarını, Diyarbakır'ın kodlarını bir bütün olarak sahada görüp yaşayarak bir staj döneminde oldu. Bugün benim Hazır ilçe başkanım Hazır'daki sorun ve sıkıntıyla hem hal olarak siyaset yaptı. Ama en neticede bu programın sonucunda Silvan'da da, Kulup'ta da, Lice'de de, Çünmüş'te de programlarda yer alarak oradaki ilçelerin de insanların sorununu, sıkıntısını, davranışsal ve yaşamsal biçimini bizatihi sahada birebir yaşamış oldu. Bu çok değerli bir tecrübe. Bugün benim her ilçe başkanım Diyarbakır'ın her ilçesinde program yapmış. Benim her ilçe başkanım Diyarbakır'ın her ilçesinde bir programı icra etmiştir. Bu çok değerliydi. Seçim dönemi değildi. Halka gittik. Yine bizim Cumhurbaşkanımızın bize verdiği en önemli görev ve misyon. Kapı kapı dolaşacaksınız. Kapı kapı dolaştık. Gittiğimiz her ilçede 21 ayrı gruba bölündük. Bu ilçenin her yerine dağılmış olduk. Belki özellikle büyük ilçelerimizde, mesela Kayaklar gibi bir yerde, geçen hafta yaptık programımızı. İnanılmaz güzel program. Samimi söylüyorum, en keyif aldığım programlardan biriydi. Eksik kaldı. Eksik çünkü Kayaklar'da siz 21 grupla dolaşamazsınız. Kayaklar'a dolaşmak için 121 tane grup lazım. Ha ne yapacağız bu eksikliklerimizi? Götüreceğiz. 2022 yılındaki yapacağımız çalışmalarla o eksikleri tamamlayacağız. Nedir? İlçe ilçe 2023'e programlarımız bitiyor bu hafta. Bitti artık. Mahalle mahalle 2023'e başlayacak. Peki ne olacak? Davet edeceğiz. Müsaitliklerine göre katılıyorlar. MKK üyelerimiz. Vekillerimiz genelde programlarda bizimledirler. Eksikleri yoktur ama meclis olarak da çok yoğun bir dönemden geçtik. Mesela bu bir aydır biliyorsunuz basın olarak bütçe görüşmeleri yapıldı. Bir aydır gün boyunca çok yoğun bir bütçe görüşmelerinin olduğu noktada vekillerimizin asli görevi olan meclisteki vekillik görevlerini yerine getirmeleri, komisyonlarda görev alanlar var. Yurt dışı komisyonlarda görev alan vekilimiz var. Dolayısıyla normal karışıyoruz bunu ama mümkün mertebe tüm teşkilat, MKK üyelerimiz, vekillerimiz sahada bizimle beraber destek oluyorlar. İlçe Danışma Meclisi toplantılarımızı yaptık. 17 ilçede bitirdik.
Hatice'de bitirdik, özür dilerim. Sur ilçemizdeki görev değişimleriyle bunu yapmadık. Allah izin verirse inşallah 9 Ocak'ta İl Danışma Meclisi toplantımız olacak. İl Danışma Meclisimizden 1-2 gün önce Sur ilçemizde de Danışma Meclisimizi gerçekleştireceğiz, icra edeceğiz. Bu şekilde üzerine koya koya yol yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ablam bir şey söyleyecek. Ben aslında şey diyecektim, okullarda aşı vuruluyor. Yani onlara şöyle deniyormuş aldığımız duyumlardan. Birinciyi vuranlar aşağıya insin. Hemşireler kapı kapı sınıfları geziyorlarmış. Birinciyi vuranlar aşağıya insin diye. Sonuçta bu aşıdır. Yan etkisi olabilir, çocuğun bir sıkıntısı olabilir. Aşıyı vurmak size sağlık ocağına gider, çocuğunu alır, götürür, vurar. Hani buna tepki gösteriyorlar. Bir de o ekibin söylediği şöyle. Diyorlar ki onların müdürlerinin dedikleri günde 100 kişiye vurmasanız hainizi çıkarırız diye bir söylem var. Bunu 3-5 kişiden sadece duydum. Bir baskı var. Bu halkı da huzursuz ediyor. Hani vurmak isteyen sağlık ocağına çocuğunu götürür. Birinciyi vurmuş, ikinciyi vurmak istemiyor belki beni. O çocuk aşağıya vuruyor ve belirlen izin alınmadan yapılıyormuş bu Diyarbakır'dan. Evet, dün Fatih Erbakan da Diyarbakır'a geldi. Bizzat ona ben de böyle bu meseleyle ilgili bir soru da sormuştum. Onun da söylediği şu, diyor ki bu faz çalışması tamamlanmamış bir sıvının bütün basın toplantılarında neredeyse bu konuya açılıyor. Bilim adamları ve doktorlarla, araştırmacı yazarlarla beraber dünya gündeminde de bu var. Birçok miting yapan Türkiye'de de yapılıyor, dünyada da yapılıyor. Bu faz çalışması tamamlanmadığı için yan etkilerinin çok fazla olduğuna dair. Sağlık Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın yetkililerinin bu konuda sessiz kalması dün de eleştirildi. Deniyor ki istediğiniz kanalda diğer buna zararları var diyen doktorlar da çağrılsın. Yan etkileriyle beraber konuşulsun, halk ona göre karar verilsin diye bir tepki var. Siz Cumhurbaşkanı'na bizzat görüştüğünüzü söylemiştiniz. Ben şöyle düşünüyorum artık. Hani Cumhurbaşkanı etrafına etten duvar örmüşler de yanlış bilgi mi veriliyor? Ya da bir ağaca bir kedi çıktı da o inecek diye tabii ki de o candır. Onun için bile televizyonlara verilirken Türkiye'de bu kadar miting yapılıyor, bu kadar yan etkileri konuşuluyorken, dünyada bu kadar yan etkileri konuşuluyorken bu aşının hiçbir kanalda verilmemesi şeffaf olunmadığına dair soru işaretleri kulaklara getiriyor, akıllara getiriyor. Sizden ricam, yani görüştüğünüz zaman neden sessiz kalınıyor bu faz çalışması tamamlanmamış sıvının vurulmasının tepkisine? Hangi aşı? Türk hava aşısı mı söylüyorsun? mRNA aşısı. mRNA aşısı şu anda vuruyor zaten. Türk hava daha başlamadılar. Ne aşısı? mRNA. Yani Türk hava daha başlamadılar zaten. Hani neden şeffaf davranılmıyor? Biontech diye adıyla. Yani neden şeffaf davranılmıyor? Neden diğer kanallar bu diğer bilim adamlarının yan etkileri var diyen faz çalışması tamamlanmamış diyen kişileri dikkate almıyorlar diye büyük bir tepki var. Yani şimdi sizin iletmenizi rica ediyorum ben buradan. Eyvallah. Bizim kapalı kapılar arasındaki konuşmalarımızda, sohbetlerimizde en çok üstünde durulan şey aşk konusunda sorumluluk olmaması. Olmamalı. Ama aşı noktasında tavsiyelerimizin devam etmesi. Yani söylenir, halk ona göre atleder, karar verir, tavsiye edilir. Bunun bilimsel anlamdaki faydaları da doğru bir şekilde masaya yatırılır. Eksileri artır. Bunun bilimsel anlamda insanlara vermiş olduğu mesela katkıyı, bu bir görüştür. Evet. Ben şahsen aşının çok faydalı olduğuna, insanlarımızı koruma noktasında birebir yaşadık biz. Benim hem annem hem teyzem yakın tarihlerde korona geçirdiler. Tarihi yan etkilerini bildirilen bir YouTube'da şey de var. Anladım. Kanal da var. Benim hem annem hem teyzem yakın tarihlerde bir ay kadar arayla korona geçirdiler. Bu konu şeffaf olmaması AK Parti'ye zarar da veriyor. Allah razı olsun. Bak hem annem hem teyzem. Bir ay arayla korona geçirdiler. Annem iki aşısını olmuştu. Evde geçirdi. Teyzem aşıya karşıydı. Teyzem vefat etti. Bir ay kendim yaşadım. Şimdi bunu yaşayan bir birey olarak her şeyi bir kenara bırak. Şimdi faydalı olarak.
bunu birebir yaşamış olan biri olarak benim bana sorulduğunda veya etrafımda sevdiğim insanlara aman ha aşı olun lütfen yaşadım ben bunu. Tevkili davranmak ayrıdır. Ayrı bir şey. Baskı ayrıdır. Benim, şeffaf olunmaması ayrıdır. Zübeyir abi bak aman Allah'ım aşı konusunda lütfen biraz hassas davranalım yapalım aşımızı dememden daha doğru bir şey olabilir mi? Sevgilinize söyleyebilirsiniz. İnsanlar mı? Bu benim sevdiklerime söyleyeceğimizdir. Geldim ben avukat Şerif Aydın olarak çevremdeki dostlarıma, müvekkillerime, arkadaşlar bakın ben böyle bir şey yaşadım. Lütfen siz de dikkatli olun. Aşk konusunda hassas olun demem de normal. İnsani bir görev. Geçtim onu AK Parti Diyarbakır İl Başkanı olarak. Bunu yaşamış biri olarak ben bunu insanlara anlatmalıyım. İlla aşı ol, bak aşı olmazsan şöyle olur, böyle olur değil. Ama bakın arkadaşlar aşı olalım. Benim aşı konusundaki paylaşımı hatırlıyor musunuz? Herkese aşıya çağırdı. O dönemde annem ve teyzemin hasta olduğu dönemde. Birebir yaşadım çünkü. Birebir onu yaşamasaydım belki öyle bir çağrı vermeyecektim. Belki aklıma gelmeyecekti. Belki de göze alamayacaktım. Belki de diyecektim ki ya ne münasebet. Belki bu aşının olumsuzluğu var. Birebir yaşadım abla. Birebir yaşadım. Annem, Erle hiçbir şey olmadı, hiçbir şey. Doktora bile gitmedi. Bir iki böyle bizim doktor arkadaşlara söyledim ne yapabiliriz diye. Bir iki böyle ilaç takviyesi falan gönderdik. Teyzem hastanelik oldu, yoğun bakımda yattı, entübe oldu. Sonradan kaldırılan ilaçları teyzeniz içti mi acaba? 8-8 verilenler. Hayır. Onlar içmedi mi vefat eden? Hayır. Onunla ilgili de çok birebir aşı, kendim yaşıyorum. Aşı vuran, aşı vurmayan. İki tane kardeş. Aralarında bir yaş, iki yaş. Bak, şimdi ben bunu yaşadım. Ben tersini yaşamış olsaydım, annem vefat etmiş, teyzem vefat etmemiş olsaydı, diyecektim ki aman ha, aşı maşı olmayın. İnşallah hiçbir şey olmaz. İnşallah. Ama ben bunları yaşadım. Cumhurbaşkanı bunu yaşamış. Şimdi geldik asıl mesele. Ben bunu nasıl yaşadım? Konuşanları da çıkarabilmeli, onlar da ben bunu nasıl yaşadıysa, insanlarımı, çevremdeki insanları önemseyen bir birey olarak aşı konusunda tavsiyede bulunmam gerekiyorsa, aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı da bulunması lazım, bakanların da bulunması lazım. Ama zorlamaya karşıyız.